Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Apple Amsterdam'ın önündeyim ve iPhone 15 ailesi az önce satışa başladı arkadaşlar. Bizim de randevumuz var. Birazdan telefonu alacağım ama buraya çok uzun bir yoldan geldim arkadaşlar. Kanada'dan buraya geldim bu sene. Bir işim için Kanada'ya gitmiştim ve dönüşte de Amsterdam'a geldim. Her sene olduğu gibi iPhone sırasındayız. Sabah 4'ten beri burada bekliyoruz ve dediğim gibi bu verdiğim emeklerin karşılığında da sizlerden videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Tabii ki inceleme videosu da en hızlı şekilde sizlerle buluşuyor olacak. Şimdi buradan bir iPhone 15 Pro Max almanın maliyeti ne kadar arkadaşlar? Sizlere onu söyleyeyim. 1479 euro gibi bir fiyat etiketi var ve yaklaşık 43-44 bin lira gibi bir fiyat yapıyor şu anki kurla. Ben bu telefonu buradan aldığımda 20.000 TL'de kayıt ücreti ödersem yaklaşık 65.000 liraya falan geliyor. Yani arada böyle bir fiyat farkı var diyebiliriz. Değer mi değmez mi? Aradayım. Tabii ben bu cihazı bir arkadaşıma satın aldığım için de açıkçası o kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Kendisi çok heyecanlı. Hemen telefonu ona bu akşam vereceğim zaten. İşim bittikten sonra o kullanacak. Rica etti benden. Ben de ona cihazı alacağım ama fiyat kısmı işin bu şekilde. Sizlere hemen girişte anlatmak istedim. Şimdi randevumuzun zamanı zaten geldi. İçeriye doğru geçelim ve şu iPhone 15 Pro Max'i bir kutusundan çıkartalım. Bakalım Apple bir senede ne değiştirmiş? iPhone 15 Pro Max şimdi elimde arkadaşlar. Ben beyaz titanyum rengini alabildim. Natural titanyum maalesef şu anda kalmadığı için beyaz titanyum rengi elimde. Ve şimdi kutusundan çıkartalım. Kutunun dışında çok büyük bir farklılık gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Öyle çok büyük değişiklikler yok kutunun etrafında ya da üstünde. Yani kayda değer bir değişiklik yok. Geçen seneki kutuyla benzer bir kutu bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şu kutuyu açalım isterseniz. Evet. İşte iPhone 15 Pro Max beyaz titanyum şu anda elimde. Şöyle bir dışına bakalım. Şu dışarıdaki parmak izi kalma olayı vardı. Onu bir denemek istiyorum. Enteresan bir şekilde şurada böyle bir lekeler vardı cihazda kutusundan çıkar çıkmaz. Bunu garip buldum gerçekten. Şöyle altına bakalım. Type-C'miz de burada. Ve şunu bir kaldıralım. İşte o yeni Type-C kablosu. Bu arada Type-C kablosunun kalitesi gerçekten çok yerinde arkadaşlar. Yani örgülü bir kablo. Yakından görüyorsunuz zaten şu an. Ve hakikaten çok çok güzel ve kaliteli duruyor. Ama çok uzun bir kablo değil. Onu da söylemek lazım. Burada tabii diğer tabii ki klasik bizim iğne ve Apple logosu da mevcut. Tabii asıl farkı görebilmek için 14 Pro Max'te şöyle bir yan yana koymak lazım bu cihazı aslında. Bakın şöyle yan yana koyduğumda titanyum malzemenin farklılığını ve sanki bir tık incelmeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve daha ince ve daha ergonomik gibi Pro Max olmasına rağmen bu titanyumdan dolayı, yeni malzemeden dolayı ve tasarımdaki inceltiden, çerçeveden dolayı biraz daha telefon ele rahat oturuyor gibi gözüküyor şu andaki ilk deneyimim bu şekilde. Şöyle yine kameraları da üst üste koyduğumuzda kameralarda da hani gözle görülür bir farklılık yok gibi aslında olsa da şu kamerada bakın periskop detayını birazcık anlayabiliyor gibiyiz açıkçası. Belli oluyor gibi en azından. Ama canlı gözle bir tık daha hissediliyor olabilir tabii. Şu yanına baktığımızda ise burada bizleri kilit tuşu karşılarken aslında arkadaşlar burada en büyük farklılık var. Bakın burada artık bir aksiyon butonu geldi ve bu aksiyon butonu sayesinde buraya atamaları yaparak çok rahat bir şekilde bu ses açma kapama kilit tuşunun yerini doldurabileceksiniz. Bunun deneyimini ben de merak ediyorum. Zaten sizlerle yine paylaşıyor olurum. Şu cihazı bir açalım, kuralım ve içine bakalım ne farklı. Şimdi telefonun kurulumunu tamamladım ama bakın çok dikkat çeken bir şey var. İki telefonun ekranın arasındaki ekran çerçevesi gerçekten gözle görülür anlamda farklı arkadaşlar. 15 Pro Max'in çok gerçekten ince bir ekran çerçevesiyle geldiğini söylemek mümkün 14 Pro Max'e göre baktığımızda ve ağırlık anlamında da bu telefon hafifliğini hissettiriyor. Ben aslında 20 gram bu kadar hissedilmez demiştim ama psikolojik değil, gerçekten çok ciddi anlamda bir ağırlık farkını hissediyorsunuz elinize aldığınızda. Ha kılıfı taktıktan sonra belki bu ağırlık farkı ortadan kalkabilir. Ama ilk etapta dikkatimi çeken şey buradaki bu ekran çerçevelerinin arasındaki ciddi fark. Bakın siz de zaten şu anda görüyorsunuz net bir şekilde. Bu aksiyon butonu nasıl çalışıyor onu bir görelim. Bakın bastığımda şu anda sessiz için basılı tutun diyor. Telefonu sessize aldı. Tekrar basılı tuttuğumda sesi açıyor. Ve burada eylem düğmesine geldiğinizde bunu özelleştirebiliyorsunuz. Sesli not ekleyebiliyorsunuz ya da eylem yok diye de yine ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir büyüteç yapalım bunu. Bakalım şimdi ne olacak? Basınca
açmak için basılı tutun diyor. Bir kere tıklayınca çalışmıyor bu arada eylem butonu şimdilik. Basılı tutmanız gerekiyor. Tekrardan basılı tuttuğumda çıkmıyor. Basılı tuttuğumda sadece o uygulamayı açıyor. Ben daha farklı düşünmüştüm ama şu anda sadece belli başlı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Her uygulamayı kullanamıyorsunuz. Direkt odak modunu açabiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu atayabiliyorsunuz buraya. Şu anda bakın mesela telefon rahatsız etme moduna geçti. Benim beklentim tabii buraya üçüncü parti uygulamaların da eklenebiliyor olması yönünde. Buradan isterseniz kamerada da özelleştirerek farklı atamalar yapabiliyorsunuz. Yine selfie, video, portre gibi. Mesela şöyle fotoğrafta bırakalım ve basılı tutalım. Tabii ilk defa açtığım için şu an bir sürü şey istiyor. Bakın yine burada direkt fotoğrafa geçmiş oldu kamera tarafı. Ve iki cihazın arasındaki en büyük değişiklik de işte burada arkadaşlar. Görüyorsunuz 15 Pro Max'te Type-C girişi var. Ancak 14 Pro Max'te Lightning girişi bulunuyor. Bu Type-C için gerçekten iPhone kullanıcıları çok beklemişti. Beklediklerine en azından Pro Max versiyonlarında değdiğini söylemek mümkün. Çünkü Pro Max'lerde kullanılan Type-C girişi USB 3.0 destekli. Ancak diğer modellerde kullanılanlarda USB 2 destekli bir Type-C girişi bulunuyor. Ama Pro model kullananlar için müjdeli artık zaman geldi diyebiliriz. Şöyle bir tane selfie yaptım. Yani fena gözükmüyor. Aslında ön kamerada bir yenilik yok gibi şu anda gördüğümüz kadarıyla. Ama bunu detaylı inceleme videosunda karşılaştırma yaparak bir sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle hatta diğer tarafı da bir çekeyim. Şöyle geniş açılı lensle ve şununla. Bakın burada artık yeni böyle milimetreler geldi zoom anlamında. Ve bu 5x zoom'da da yaklaşık 25x'e kadar dijital zoom var. Sadece 5x değil, 25x'te yapabiliyorsunuz dijital de olsa. Ve fena değil sonuçlar aslında yani. Bakın şöyle 25 yapalım. Hemen bakalım. Hiç fena değil sonuçlar dijital zoom olmasına rağmen. Bu da 5x zoomlu hali. Yine gayet güzel sonuçlar bizlerle buluşuyor. Ki bunlar sadece 15 Pro Max'te var. 15 Pro'da da yok. Videonun sonuna da bu telefonla çektiğim fotoğraf ve videoları ekleyeceğim. Biraz hızlı bir video olduğu için hani böyle çok belki beğendiğiniz gibi şeyler olamayabilir ama bir fikriniz olur diye videonun sonuna hem fotoğraf hem de videolarını ekliyorum. iPhone 15 Pro Max'e çekildi. Gerçekten çok emek vererek hazırladığım iPhone 15 Pro Max'in kutu açılış videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Telefonu kutusundan çıkardık. Yeniliklere bir çok hızlı şekilde baktık. Tabii ki detaylı inceleme videosunda çok daha rahat ve net bir şekilde bakıyor olacağız ama sizler de o video gelene kadar kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek ve bu videoyu da beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak beni desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Siz ne düşünüyorsunuz iPhone 15 Pro Max hakkında? Yorumlara da yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.